Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir oyun oynayacağız. Birbirimizi ne kadar iyi tanıdığımızı birbirimize ve sizlere göstermiş olacağız. Korkuyorum biraz. Kameranın arkasında Helin var kardeşim. Helin bize birkaç soru hazırladı. Biz de o soracak. Biz ikimiz aynı anda kağıtlara yazıp cevabımızı... Yukarı kaldırıp kamerayı göstereceğiz. Aynen, kameraya göstereceğiz. Bakalım neler çıkacak. Şöyle yapalım. Önce beni yapalım. Yani ben... Senin hakkında sorular olsun. Evet. Yani sorular aynı olacak. Aynen. Hangi? İlk önce ablamız seni ne kadar iyi tanıdığını göstereceğiz. Ondan sonra da ablamın seni ne kadar iyi tanıdığını... Az önce de öyle dedin. Ablamın seni ne kadar iyi tanıdığını göstereceğiz. Sonra ablamın seni ne kadar iyi tanıdığını göstereceğiz. Senin ablamı ne kadar tanıdığını... Neyse aynen ya. Şimdi biz bir tane kağıdı şey yapalım. Çok büyük yazma, hani bir kağıda birkaç şey sığsın. Ama öyle neyse. Olur. Boş boşuna. Onlardan da bir alalım birkaç tane altını. Bunlar lazım mı? Hayır, hani masaya geçerdik. Tamam. Neyse, başlayalım. Çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Ben çoğu cevap biliyorum zaten. Bu kalem yazmıyor. Tamam. Bu kalem yazmıyor. Yazıyor mu? Hı-hı. Tamam. Sen söyle. Sakin ol şampiyon. Heyecanlanma. Ama cevaplarımıza bakmak yok. Keşke aramıza bir şey koysaydık. Da ne koyabilirim? Arkanı dönerek yaz o zaman. Tamam hadi. Allah Allah. Hadi hazır mısın? Daha soruyu sormadım. O kadar iyi tanıyorum diyorsun. Tabii ya. Ablamın en sevdiği şehir veya şehirler. Sanki sınav yazarken saklayan çocuklar. Ben biliyordum. Bir şey söyleyeceğim. Çok çirkin yazdım. Yapacak bir şey yok. Hazır mıyız? Serkan abi kaldırayım. O kadar küçük yazdın ki onu ben bile zor okurum. Biraz büyük yaz. Hadi. New York ve Çeşme, ben geçeyim. New York ve Çeşme. Evet. İlk soru. Bir... Tamam. İkinci soru. İkinci soru. Soru yok. Kendi sorusunu sormuş okuyor. Sormuş gibi yapalım. Ben bir şey yazayım buraya, tamam mı? Kendi sorusunu okuyor. Doğaüstü mü? Ne? Olağanüstü güçlere sahip. Doğaüstü güçlere güce sahip olsam ne olsun ister? Evet, bir dakika. İkinci soru. İkinci soruya geçiyoruz. Doğaüstü güçlere sahip olsam ne olsun isterdim? Ben yani ablam ne olsun yani isterdi? Ben bunu biraz kendime yönelik sormuştum. Superman, Batman gibi bir şey mi? Uçabilmek mi isterdin? Ya da ne bileyim insanların için yani aklını mı okumak isterdin? Tamam. Hı, tamam. Ya da görünmez mi olmak isterdin mesela? Ablam ne olmak isterdi şu an? Ablam ne yapmak isterdi? Ay. Nedenini de açıklayacağım. Ben biliyorum nedenini. Neyse açıklarsın sana. Tamam. Akıl okumak. Bir de uçmak. Akıl okumak. Akıl okumak. Bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Uçmak. Uçmak. Ya. Neden? Öncelikle Serkan'ın cevap verişine. Akıl okumak. Neden akıl okumak? Sanki sınavda tamam. Akıl okumak. Şöyle. Sence neden akıl okumak isterdin? Akıl okumak ne demek? Çünkü işte, önde gelen gerizekalıların okumak. Aklı var mı diye bilmek istiyorsun bazen. Ha şakaydı. Çünkü sen hep böyle mesela insanların düşüncelerini falan diyorsun ki acaba ne düşünüyor şu anda? Mesela bana mesela çok söylüyor. Sen ne düşünüyorsun şu anda? Neden biliyor musun? Böyle mesela bir insan boş boş baktığında bile sen böyle durup o insanla böyle analiz etmeye çalışıyorsun. Sonra soruyorsun ki ne düşünüyorsun şu an? Evet.
Sen onu çok yapıyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Tamam, bu şey dedikleriniz evet doğru ama o analizi etmek zevkli bir şey. Ama direkt okuyabilsem o zevki, onun şeyi kaçar yani. O yüzden onu istemezdim. Bir de insanlar kim bilir neler düşünüyorlar. Düşünsene karşında çok sevdiğin bir insan var ama böyle iğrenç bir düşünceye sahip olan bir insanmış ve sen onu düşünüp bütün moralini bozuyorsun falan. Gereksiz yani. O insandan sonra. Ben uçmak isterdim. Neden uçmak isterdim? Çünkü Düsseldorf New York arası 8 saat. Bu doğru bir şey değil. Şarkıları söyleyemezsin. Bir şey söyleyeceğim. Hayır, ondan değil. Şey, çünkü görmek istediğim, gezmek istediğim o kadar çok yer var ki ve sadece ondan da değil, birine yardım etmek istersin ya da ne bileyim birini kurtarmak istersin, bir şey yapmak istersin. Her konuda evet, uçarak orada... O uçarak yardım ediyor. Hayır. Her neyse, bu tamamen ayrı bir konu. Aynen ya. Tartışmayalım şimdi. Bence bir dahaki... Sıradaki soruya geçelim. Uçmak çünkü gezmek istiyor, yardım etmek. Aynen. Şimdi... Dediğim gibi. Eğri oturup doğru konuşalım. Devam. Üçüncü soru. En sevdiği renk veya renkler? Bir renk biliyor musun? İkinci renk mi acaba? Mavi. Mavi, mavi, masmavi. Mavi. Bir şey söyle, beyaz bir renk değildir. Tabii ki de. Beyaz da siyah bir renk değil. Saçma ama bu ne kadar saçma bir tartışma şu an. Neden mavi, neden beyaz? Çünkü dünyada sevdiğim, en çok sevdiğim her şeyi anımsatıyor. Arka planda da evet, mavi, beyaz. Çünkü gökyüzünü, denizi çok seviyorum. Böyle huzur ve arama mı sence de? Değil mi? Böyle bana gerçekten huzur anlatıyor. Huzur. Şu anda huzurla doldum ben. Neyse, devam. Dördüncü soru. En sevdiği yemek kültürü. Bakışını görmem lazımdı. Çok komik. Ben bittim. Sen değil, ne kadar yapıyorsun? Bilmediğin hiçbir şey yok. Bakayım. Türk mutfağı, İtalyan, çok da birazcık Asyatiş. Asya mutfağı. Şimdi benim yazdığım Türk ve İtalyan. Asya mutfağını çok az çeşitçiyi seviyorum. Yani en sevdiği diyor kız. Ya dışı böyle şeyli, konfleksli tavuklarını yiyorsun. Şu kompleks tavuklar. O da açık Amerikan şey ya, paniyetler ya, paniyelenmiş tavuk. En tavuk değil ki. Her neyse, Türk ve İtalyan mutfağı. Türk, İtalyan. Zaten birbirine çok benziyorlar bence. O yüzden en sevdiğim Türk ve İtalyan. İtalyan kebabı. Devam. Mailand nazik. Ali nazik. Bir dahaki soru. Hangi dönemde yaşamak isterdi? Yıl olarak mı? Hayır, dönem diyor. Dönem. Aa evet. İşte Hüzem de. Osmanlı. Hayır, bakma canını sorayım. Allah aşkına. Ablama Hüzem olarak düşsene. Allah'ım bismillah. Çok şükür Allah'ım bismillah. Çok şükür. Allah'ım bismillah. Çok, ben bunu düşünemedim aslında, ne olacağını, cevabını bilmeden. Pek bilmiyorum. Ciddi anlamda bilmiyorum. Ne yazdın? Eski İngiliz dönemi, gentlemanlar, lady'ler olduğu dönem. Şöyle şeyler tekrarlar. Ladies and gentlemen. Ama doğru. Nanda Victoria'nın Büyük Britanya'da hüküm sürdüğü dönemde. Kraliçe Victoria'nın. Yani o dönem en romantik böyle şey, balodan baloya gittikleri o tuvaletleri giyip falan. Çok güzel. Çok seviyorum o dönem. O kitapları da çok seviyorum. Ama demek, senin demek istediğine çıkıyor. Öyle. Victoria'yı tanımıyorum. Kraliçe Victoria'nın İngiliz. İngiliz evet ama...
Ben de Victoria'ydım. O dönem mi bilmiyorum. Tam size bu hikayeyi sonra anlatırdım. Hayır yok anlatma. Allah razı olsun. Yani o dönem. O aynı şey. Aynı. Sen beni ne kadar iyi tanıyorsun ya. Ben şok içindeyim şu an. Bir şey söyleyeyim. Şimdi ben orada olsaydım yarışırdık ama. Bir gün onu da yapacağız. Hoşunuza giderse bunu yazın. Helen'le de yapalım bir gün. Yapmayalım. Devam. Çünkü kaybedeceğim. Hadi devam. Yaz insanı mıdır, kış insanı mıdır? Çok kolay bir soru aslında. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok kolay soru seçmişim. Onlar hepsini biliyor. Yaz. Yani. Sen bunun hakkında fazla konuşmaya gerek yok. Yaz yani. Sıcak için. Zaten yazda doğmuş yaz çocuğu. Aynen o yaz çocuğu. Kalemi de kapat kuruyor. Hadi devam. Deniz mi, havuz mu? Ne? Yazın mı? Deniz. Sanki şiddetlendirme söylüyor. Evet deniz. Çünkü? Çünkü güneş, kum, deniz. Bir de şey ya. Yani tuzlu su. Havuz çok bakteriyle. Eskiden çok seviyordum artık korkuyorum ya. Gerçekten hastalık çok pislik kapısı. Hastalık var. Neyse devam. Tatlı mı tuzlu mu? Ay. Şu dönemin. Şu dönemim değil, genel olarak soruya cevap vereceksin. Ben de değişebilirim. Doğduğumdan bu yana değiştim. Ne yapayım şimdi? Tuzlu. Tatlı. Ya o tuzlu. Sen beni tanıdığında tuzlu. Evet tatlıydı, tuzlu. Tuzluydu. Tuzlu çok çok böyle arayıp. Buzdolabını açıp ezine peyniri. Çökelek, ama çükelek peynir, yiyen insanın başka. Peynir aşkı başka bir aşkı. Yani bak o buzdolabını açıp o tuzlu peynirleri yediği an ben jelibon yiyorum. Tamam bir şey söyleyeceğim. Dondurma çıkarıp dondurma yiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Çikolata yiyor. Çikolata. Şimdi bak doğru. Eskiden tuzlu çok seviyorum. Peynir apayrı konu bende zaten. Peyniri çok çok seviyorum. Ama şey uzun zamandır tatlı ya. Şimdi bana desen ki sıcak bir pide mi yoksa böyle dondurma mı dondurmayı seçerim galiba. Ben pide nerede? Yalan. Daha dün sıcak pideyi gördü dedik ki onun arasına bir pide koydu. O başka ama. O pideydi. Karnımız açtı. Yemek yememiştik. Aynen. Falan. Yemek başka. Hadi devam. Pizza mı lahmacun mu? Oo, kesin. Hazır mısın? Fındık lahmacun. Lahmacun evet. Abi lahmacun. Evet kesinlikle. Arka dönsene sen cevap onu görmek istemiyorum. Görüyorsun demek ki. Lahmacun. Hadi devam. Son soruya geldik bu arada. Eğitim mi hayaller mi? Ne? Eğitim mi hayaller mi? Bu soruya karşısında. Ağzı açık baktım. Ya ben de bu soruyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Evet tahmin ettiğim cevabı verdin çünkü. Sen farklı bir cevap verdin. Tanıyamamışsın tamam, demekti. Ben hayaller diyorum. Asla değil. Ben mantık insanıyım. Ben ikisi bir arada yazdım. Bir şey bunu sen cevap vermeden neden olduğunu söyleyeyim mi? Çok. Sen şu kanadasın. Ne kadar çok yer gezersen, görürsen eğer o kadar bilgiye sahip oluyorsun. O kadar şey öğreniyorsun. Ve senin için gezip görerek kendini eğitmek önemli bir şey. Evet ama bu dünyamızda bu eğitime bence yaşadığımız dönemde dünyada bu anlattığın eğitime uymuyor bence. Çünkü ben ki bir eğitim insanı olarak yani eğitim insanı derken mesleğim açısından. Şimdi şöyle bir şey var. İkisi bir arada diyorum. Çünkü bir çocuğun bir çocuğun şey ne yaptı? Öf neyse hadi. Şimdi bir çocuğun ve genel olarak insanların hayal kurmaları bence çok güzel, çok önemli bir şey. Çünkü bu şekilde hayal kurarak insanlar karakterlerini de belirliyor bana göre. Ve böyle bir şey var ki hayal kurmayan insanlar hep kötü insanlar oluyor genelde. İşte dedikodu, pislik peşinde koşuyorlar. Ama hayal kuran insanlarsa meşguller zaten. Hayal kurmakla meşguller. Ve onu hedefleyip, o hayalleri hedefleyip onların peşinde koştuklarında
güzel şeyler ortaya çıkıyor. Hı-hı. Çünkü mutlu oluyorlar. Hayalden hayale değişir bu güzel şey. Yani tabii ki de. Şimdi ben kimseye demiyorum bir insan öldürmeyi hayal edin. Mesela. Ya, o tarz şeyler hayal edince altında zaten güzel şeyler. Yani o öyle düşünüyorum en azından. Aynı zamanda ben hayal dedim. Aynı zamanda eğitim de çok önemli bir şey. Yani eğitimsiz tamamen hiçbir şey yapmayıp bu zamanda zaten para kazanmak imkansız gibi bir şey bence. O yüzden hem eğitimine özen verip yanı sıra hayallerine de özen vermek, özen göstermek, ikisini paralel yürütmek gayet başarılabilir. Biz şimdiye kadar yapmaya başardıysak bence yapabilen olmalı değil mi? Bence de. Mantıklı. Aynen. Teşekkür ederim. Soruları çok güzel cevapladınız. Ne şey vakti olsun bu? Sohbet. Sohbet. Derin sohbet vakti. Hayır her neyse işte. Oyun oynuyordu. Ne zaman döndü bu kadar ciddiye bu konuya? Vallahi ya. Sorudan birinin çıkardı. Nasıl bir soru sordun sen? Ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Dış ses. Evet arkadaşlar. Neler oluyordu? Az sonra. Neyse arkadaşlar şimdi videoyu burada kapatıyoruz. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama önce de herkese söyle. Seni ne kadar iyi tanıdım. Buraya. Evet da. Çok teşekkür ederim. Şey söyleyeceğim ama benimle yarışılır. Benimle yarışılır. Kamera önünde es küçük dış sesle bakın. Tamam siz yarışacaksınız. Şimdi biz burada kapatıyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı kanala. Serkan'ın çanını. Çanım var benim orada. Tıkladım. Aynen onu aktive etmeye. Yorumlara da nasıl türde video istediğinizi yazın. Aynen onu da yazarsanız çok mutlu edersiniz bizi. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tür videolar daha fazla istiyorsanız dediğim gibi bize yazın. Bizi Instagram'da da takip edebilirsiniz. Çilem alt çizgi serkan.k adımız orada. Aşağıda. Aynen aşağıda zaten yazıyorum hep. Yani kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Burada size bay bay. Bay bay.